Evet, şimdi 0,5 milim kesici ağız için pay bırakıyorum. 2 santim genişliğinde ağız açacağım. Bunun için 60 kum seramik zımpara ile başlayacağım. Evet, bıçağımızın ağzını açmayı tamamladım. 60 kum seramik zımpara, 240 ve sonrasında 400 kum kompakt zımparayla ağzımızı açmayı tamamladım arkadaşlar. Bu şekliyle ısı işleme hazır. Şimdi ısı işleme göndereceğim. Sonrasında kabzı yapımıyla devam edeceğiz. Bıçağımız ısıl işlemden geldi. Şimdi 360 kum zımparayla perdahımıza başlayacağım. Evet, son olarak 1000 kum perdah yaptım. Şimdi bu sadece bir tarafıydı. Bu iş biraz zaman istiyor arkadaşlar ve sabır istiyor. Çünkü elle perdah kolay değil. Şimdi diğer tarafına da aynı işlemi yapacağız. Sonra da kabza yapımına geçebiliriz. Şöyle çentikler açalım ki epoksi içine dolsun, kilit sistemi görsün.
Şimdi 400 kumla birlikte sulu zımpara yapmaya başlayacağım. 220 ve 360 kuru yaptım. 400 ile beraber sulu yapacağım. Evet, bıçağımızın kabzasını arkadaşlar sırasıyla 220, 360 kuru, 400, 800, 1500 ve 3000 kum sulu zımpara yaptım. En son olarak polisaj, mavi polisaj macunu sürdüğüm deriyle şu şekilde son olarak iyice parlatıyorum. Kabzamız tamam arkadaşlar. Şimdi bıçağımızın bilemesini yapabiliriz. 22 derecelik açıyla bıçağımızın kesici ağzını açmaya başlıyorum. Detaylı bileme videosu için üstte yer alan kartları açabilirsiniz. Orada detaylı bileme videoları mevcut. Bilememizi tamamladık. Şimdi son olarak deri masatımızla bıçağımızda kalan son kılığı masatla alıyoruz. Bu şekilde bıçağımız jilet keskinliğine ulaşmış oluyor. Evet. Şimdi bir kesme testi yapalım. Evet, süper olmuş arkadaşlar. Evet, bir bıçağımızı daha tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Güzel bir bıçak oldu. N690 çelik kullandık ve epoksi kabza yaptık. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.